Evet. Şimdi bugün çok ehemmiyetli olan bir konu var. Çokça kalıp olarak göreceğiniz Türkçedeki dır gibi, dırdır, dir ve dır gibi veya var gibi, olmak gibi birçok anlamda çevrilebilecek bir yapı, it yapısı. Şimdi ben tabii bu it yapısını arkadaşlar ben biraz da şöyle baktığınızda net gözüküyor sanırım. Bu biraz da hani daha rahat anlayasınız diye biraz ben bunu şey olarak da açmak istiyorum. Burada sanki dikkat ederseniz iz yapısına da benziyor. Yani to be yapısı İngilizce'deki to be yapısına benziyor. It. Zaten biz peltek olan sondaki şu dikkat edin. Şuradaki değil mi? Bu peltektir. Şuradaki şeyi bunu S gibi okuyorsunuz. Peltek olan bir S bu. Veya İngilizce'deki S gibi, Arapça'daki peltek olan S gibi okuyoruz. Bunun it yapısı ile at tümcesi oluşturma derken arkadaşlar burada ben birazdan zaten şimdi ekranı ters çevireceğim için kameramı kapatacağım ben. Daha rahat anlatayım diye. Bu yazmak için kamerayı o yüzden kapattım. Şimdi buradaki evet. Buradaki yapı şunu da kapatayım. Evet. Buradaki yapı it yapısı biz Türkçe'de dır gibi dır, dir gibi var var veya vardır şeklinde tercüme edebiliriz. Hatta daha farklı şekillerde tercüme edilebilir. Olmak şeklinde tercüme edebilir. Yani huo gibi bizim huo gibi tercüme etme durumumuz da olabilir zaman zaman. Ama burada esas olan şey zamirin, burada zamir dediğimiz şey arkadaşlar zamirin it dırlı yapıya son ek olarak birleşmesiyle at tümcesi kurma. Şimdi şuraya dikkat edin. Şu yapıyı eğer şey bir şekilde zihninize doğru bir şekilde oturtursanız cümle oluşturma, cümle kurma şeyiniz çok rahat olacaktır. İt yapısı, it şöyle yazalım böyle it yapısı. Bu aslında camit bir kelimedir. Ne demek camit bir kelime arkadaşlar? Camit bir kelime sekimlenemeyen, yani kendisi herhangi bir değişikliğe uğramıyor. Bakın şu it yapısında arkadaşlar herhangi bir değişiklik görüyor musunuz? Herhangi bir değişiklik yok. Değişiklik sadece kendisine eklenen, bakın şu yapıda biz buna ne diyoruz? Camittir. Yani bu itte herhangi bir değişiklik meydana getiremezsiniz. Ama itin sonuna, bu it sonuna bizim zamirlerin takılarını, zamir takılarını getirerek biz bir at tümcesi oluşturabiliyoruz. Bunlar son ek zamiri olarak geliyor. Bakın son ek zamiri olarak biz getirdiğimizde birinci olarak ani'nin ani ata pardon ben İbranice'de eno kusura bakmayın sabahleyin İbranice dersi olunca ben de zamirleri İbranice sayıyorum. Eno, at, at, uhi. Buradaki zamirler arkadaşlar sonuna son ek olarak getiriyoruz. Getirdiğimizde cümlemiz nasıl oluyor? Burada mesela ben, ya da im. Mesela biriniz desin ki ben öğrenciyim.
Öğrenci neydi? Yolufo. Yolufto. Yolufo. Yolufto. Peki bu nereye? Eno yolufto. Yok. Diyeceksiniz ki. Eno ili ila i. Yolufto itay. Yolufto itay. İtay. Ben öğrenciyim. Ya da eno. Eno. Yolufo eğer dişiyseniz itay. Yolufto. Bakın burada ne? Eno yolufto itay. İtay. Evet. Burada biz ne yaptık burada? Şöyle şey yapalım. Eno. İtay dediğimizde ım. Mesela birisi bir erile dediği zaman sen öğrencisin. At yolufo itay. Değil mi? At yolufo itay. At yolufto itay. Değil mi? At yolufto itay. Hu yolufo itav. Hi yolufto İtey. Hınan. Yolufe itayin. Atun. Yolufe itayhun. Atun. Ateyn. Yolufte yolufuto itayhen. Henun. Yolufe itayhun. Heneyn, yolu foto itay hey. Burada ne oldu? Dır yapı olarak it sonuna getirmiş olduğumuz ite birleştirmiş olduğumuz zamirlerle son ek zamiri olarak getirerek biz ne yaptık? Bir ad cümlesi oluşturduk. Ad tümcesi oluşturduk. Yani ben öğretmenim, ben bankacıyım, ben İşte çalışanım, ben hocayım demek istediğinizde veya başka şekilde cümlede birazdan örneklerini vereceğim. Ben size bazı örnekler tahtada göstereceğim. Tahtada yazarak sizinle çalışacağız şimdi. Burada neyi oluşturuyoruz? Bu şekilde bir ad tümcesi oluşturuyoruz. Bunun da adını biz şöyle koyduk, ad tümcesini. Ben biraz böyle... Süryanice'de belki bu şekilde bir tanımlama yok ama ben de zamirin it yani dırlı yapıya son ek olarak birleşmesiyle at tümcesi kurma veya oluşturma dedim. Dolayısıyla siz burada bu şekilde çok rahat bir cümle kurabilirsiniz. Yani burada araya doldurabileceğiniz dır. Şimdi burada im, sın, sın, dır, dır. Burada siz hangi zamire hitap ediyorsanız veya hangi kişiye hitap ediyorsanız orada sizin çekimlenmeyi buna göre yapmanız lazım. Birazdan örnekler gelecek, daha rahat kafanızda pişecek. Şimdi şu cümlemize bir bakalım. Evet, şuraya kadar açayım bu cümlemizi. Bu cümlemize dikkat edelim. Kolo, hepimiz şöyle rahatça, evet. Şey yapalım, dikkatle bakalım. Kolo eştima bromto. Kolo eştima bromto. Kolo eştima bromto. Kolo ses değil mi? Burayı yazmışım. Eştima işitildi sırayla, yani Süryanice sıraya göre yazmışım. Bromto Ramada veya Ramatta. Bu da Ramatkan var ya İsrail'de, Ramat. Ve Bromto, Ramatta. Ben Ramada yazmışım, Ramatta. Ramatta, Bromto. Şimdi gelelim. Behyo, ağlayış. V, ve. Elyo, velyo. V geldiği zaman Olaf'ın harekesini alıyor üzerine. Velyo, velyo. Sagiyo, çok. Ağıt. Elyo, ağıt, behyo, ağlayış, sagiyo, çok. V de zaten V. Sırayı takip edin. Ben zaten o sıraya göre yazdım. Rohel, rahel, bohyo, bohyo, ortaç, ağlıyor ya da ağlayan. Al,
üzerine Bnei oğulları, bakın oğullar, Bnayo oğulları. Şimdi birincisi Bro, Bro oğul demek, tekil. Bnayo ise oğullar demek. Şimdi oğullar Bnei oğulları üzerine. Oğulları üzerine. Bakın üzerine. İkinci şey, satıra geçelim. Dördüncü satıra geçelim. Ve olumsuzluk edatı. Lo olumsuzluk edatı. Sobyo istemek. Lo sobyo istemiyor. Edat olumsuz olduğu için istemek. Yine buradaki şey ortaç veya şimdiki zaman, zaman huve. Li metba yo vu. Li metba yo vu mastardır. Teselli edilmek için. Li metba yo vu. Mek maklı mastar. Li mekmak için. Li metba yo vu mastar olarak. Metul çünkü bağlar. Bunun kökü metbayo bio. Bio değil mi? Bu mastar aynı. Etpahal kalıbına girin. Şöyle diyelim. Kökü bio. Met de burada mastar mı oluyor o zaman? Evet. Ya mastar iki met midir? Mimli mastar hali. Bio etbayi 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 burada metbayo vu etbayi metbayo vu bu da teselli edilmek etbayi teselli edildi metbayo vu li metbayo vu teselli edilmek için teselli edilmek için veya teselli edilmek. Şimdi şuna dikkat, tercümeyi söylemeyeceğim ben size, sizinle beraber yapacağız bakalım. Burada neyi yapacağız tercümede? Buna dikkat çekmek için. Metul çünkü bağlaçtır bu. Dolat bağlaç. Lo olumsuzluk edadı. It, hocam neredeyiz? Tamam. Evet. It. Tamam kaybolduk. Görünüyor mu şimdi net? Görünüyor. Yok şimdi biraz videoların altına gel. Biraz küçültebilirsiniz. İlk kelime okunmuş. Şu anda tamam. Tamam okey. Evet. Şimdi arkadaşlar buradaki metul... Biraz daha küçülteceğim. Yine gitti altına girdi. Şimdi? Evet tamam hiç ellemeyin süper. Evet. Metul çünkü de bağlaçtır. Dolat yani bu dul harfleri bizim. Lo olumsuzluk edatı. Ondan sonra it vardır. Bakın buraya dikkat. Şöyle şey yapalım. Başka bir renkle göstereyim. It burada vardır. Var veya vardır. Lar. Değil mi? İtay hun dedik. İtay hun. Vardırlar. Şimdi bunu biz nasıl çeviririz? The metul. Çünkü biz it'i kullanıyoruz. Yani buradaki konumuz it. İtle kurulan cümle. İtle cümle kurma nasıl kuruyoruz? İtle cümleyi sonuna son ek zamirleri getirerek değil mi? Son ek zamiri getirmek suretiyle it kuruyoruz. Cümle kuruyoruz. Şeye göre, Süryanice dizilişe göre işte şöyle Ramat'ta bir ses işitildi. Bakın burada Ramat'ta bir ses işitildi değil mi? Bir ses işitildi. Kolo bu sesin herhangi bir tanımlaması var mı? Yok. Bir ses. Neden bir diye çevirdim? Çünkü burada yalın haliyle verilmiş. Bir ses. Bir ses işitildi. Bir ses işitildi. Şimdi daha henüz görmediniz etpal kalıbını. Şıma eştima etpa şıma kalıp
Bu kalıp hangi kalıptır Gülsüm? Hangisi bu yazdınız mı? Şma, evet. Faal kalıbı. Faal kalıbı. Bu da et faal. Et faal kalıbı. Et faal edilgen mi yapıyor? Evet, edilgen yapıyor. Et faal. Et faal edilgen. Et faal. Eştima. Eştima. Bir şey sorabilir miyim? Ha. Şimdi et faal ama biz eştima diyoruz ya, şeyle te niye? Evet. Şeyle te niye yer değiştiriyor? Çünkü o aynı sesinden dolayı mı? O de vesaire filan, o zayn, onlar geldiğinde metastez oluyor. Onu daha sonra o konuya geldiğimde size anlatacağım arkadaşlar. O konuyu henüz görmediniz. Tamam mı? Görmediğiniz bir konu. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Şimdi eştima etpal kalıbını görmediniz arkadaşlar. O yüzden o etpal kalıbına şu anda girmeyeceğim. Eştima, kolo eştima, bromto, ramatta bir ses işitildi. Behyo, behyo, ağlayış, velyo ve feryat ya da ağıt, sagiyo, çok. Bunu nasıl çeviririz? Burayı. Gülsüm. Şey diye çevirdim ben herhalde. Roma'da çok ağlayış ve feryat sesi işitildi gibi. Ramatta. Bu iki cümle birbirinin devamı mı hocam? Hepsi bir tane cümle aslında. Bütün hepsi burası bir cümle. Bir cümle, evet. Ramat'tan ağlayış ve feryat sesini duyuyordum. Yani işitiyordum. Sesiniz niye kesip geliyor? Ramat'ta feryatlar yükseldi derdim çevirirken, evet. Biraz serbest. Evet. Ramat'ta ağlayış ve feryat çok. Şimdi burada sagi yapısı, tabii ben nasıl çevirdiğimi birazdan size göstereceğim ama burada elio, sagio neyin sıfatıdır? Neyin sıfatıdır? Bu feryadın sıfatıdır değil mi? Feryadın sıfatıdır. Aynı zamanda sagio neyin sıfatıdır başka? Yine behyo'nun. Feryat dediğiniz ses aslında değil mi? Kolonun sesi. Yok, kolu ayrı. Kolu ses. Şu ses, ha. Bakın, bu ses. Ha, sadece çok demek, pardon, tabii. Evet, behyo ağlayış, behyo ağlayış, elio feryat, ağıt, figan vesaire. Elio, sagio da çok. Şimdi biz burada vav, ortaç, bağlaç olan vav, şuraya dikkat edin, bağlaç olan vav, evet, bağlaç olan vav ne yapıyor? Bağlaç olan vav bu sıfatı eğer buradaki isim hali, yani fiilden isim yapılmış, bunların hepsi fiilden isim yapılmış haller, isim ağlamak, ağlamaktan ağlayış, efendim feryat etmekten veya ağıt yakmaktan ağıt yakmak, elio, yani ve geldiği için ve bu lafın harekesini kendi üzerine alır. Velio ya da elio. Sagio da bu her ikisinin sıfatıdır. Şimdi çok ağlayış, çok feryat figan veya çok ağıt. Şimdi biz ne deriz Türkçe'de? Biraz daha farklı. Çok ağlayış demeyiz değil mi? Çok feryat demeyiz. Biraz daha farklı tercüme etmemiz gerekiyor. Tamam. Temel olarak anladınız ama devam edelim. Ne demek istediğimi anladınız. Yani buradaki sıfat, sagio sıfat olarak hem Behyo'nun sıfatıdır hem Elio'nun sıfatıdır. Ruhel, bakın ruhel dişi, dişil tekildir. Bohyo,
Bohe, bohyo. Buradaki ortaç çekimi, ortacı, ortaç ve dişil çekimi. Ortaç aynı zamanda hem şimdiki zamandır da. Zaman hoş olur, şimdiki zamandır aynı zamanda. Bohyo. Ve yine bohyo biz ortaç olarak da çevir. Hem ağlıyor diye çevirebiliriz. Bunu hem de ağlayan olarak çevirebiliriz. Ortaç olduğu için. Ağlayan ve ağlıyor ya da ağlar geniş zaman olarak çevirebiliriz. Bu da duruma göre çevrilebiliyor. Rohe, hocam bunun başına mesela dolat gelebiliyor mu böyle bir yerde? Evet, başına gelebilir dolat. Şimdi eğer rohel burada tanımlanmış olsa olmasaydı, yani burada olmasaydı, gizli bir özne olsaydı, o zaman evet dolat gelirdi, gelebilirdi. Hatta şunu kaldırayım şöyle. Dolat yani rahel olduğu zaman da koyabilir miyiz peki? Bakın. Hayır, rahel o zaman olmaz. Olmuyor. Çünkü okay. Rahel doğrudan açık bir zamir olarak var orada. Yani özne olarak var. Özne olarak var. Eğer rahel'i ben burada kararladım, sildim, yok burada. Ben buraya dolat koyup, şöyle dolat koyup ağlayan, ağlayan diyebilirdim burada. Ama burada dolat ki o demektir. Biliyorsunuz İngilizce'de de aynı şeyi yapmıyoruz. Ki o demektir zaten. Ama ki o kişi varsa zaten benim yazmama gerek yoktur. Bakın. Yani ağlayan Rahel diyoruz aslında burada. Evet, ağlayan Rahel. O oğulları üzerine değil mi? Oğullar için ağlayan Rahel diyoruz. Oğulları üzerine, oğulları için. Aslında bohe al arkadaşlar, bir şeyin üzerine ağlamak. Yani biz Semitik dillerde biz edat olarak kullandığımızda üzerine ağlamak, çünkü geleneksel olarak da hani o oğullarının cesetleri orada duruyordur. Anne feryadu figan içerisinde, işte Yahudi kültüründe eğer şey yapacak olursak, yakalarını yırtmakta. Orada yaka yırtmaları için çağrılan kadınlar vardır. Kadınlar da para verilmiştir. Onlar da para verildiği için ağlamayı yapıyorlar. Elbiselerini yırtıyorlar. Böyle bir manzara düşünün arkadaşlar. Bu manzara Rahel'in manzarası. Yani o da gelmiş, oğullarının üzerine ağlıyor. Rohel bohyo el bnei. Dediğim gibi bro oğul, dnayo oğullar demek. Bu da Arapçadaki ibn, benun şeklindeki çoğul. Süryanice'de ben yerine bar veya bro vardır. Çoğulu ise yine ben gibi bnayo şeklinde çoğul yapılıyor. Bunun mar şekli de vardır. Mar tabi akatçadır. Şimdi Vlo yine aynı şekilde devam ediyor. Kapatayım ben yaptığım tercümeyi. Vlo sobyo, sobe istemek demek. Vlo sobyo, yine istemeyen kimdir? Burada Rahel'dir. Çünkü po'lo, pa'al, po'el, po'lo. Şimdi ben tekrar hatırlatacağım size. Siz unutmuşsunuzdur büyük ihtimalle. Tekrar hatırlatacağım. Unuttuğunuz şeyi hatırlatayım. Bu silgiyi niye gelmedi silgi? Evet. Şimdi biz ortaç yaptığımızda ortaç puan. Bu neden silmiyor? Evet. Ortaç yaptığımızda kalıbı yazacağım ben. Poel, poolo, hatırladınız. Poel, poolo, poelin ve poolo. Bu çekim olarak yaptığımız ortaç hali. Bohyo burada poolo, yani dişil ve tekil olan şeydir. Rohel bohyo al bnei. Şuraya dikkat. H'nin üzerinde bir nokta var.
bu hen üzerindeki nokta bize oğullarının dediğimiz kişinin dişil tekil olduğunu gösteriyor. Kendisine izafe yapılan ismin de, yani birleşen zamir neye birleşmiş? Zamir çoğul olan bir isme birleşmiş. Böyle. Zamir çoğul olan bir isme bitişmiş. Zamirin bitişmiş olduğu isim binayi olmuş. Glosobio limetbayovu buradaki limetbayovu mimli mastar etbayi etbal kalıbından metbayovu mastarı. Metul, esas noktamıza gelelim. Metul dilo itay hun. Çünkü dilo itay dilo. Şimdi peki d'yi buraya getirdik. D ki onlar. Burada onlardan bahsettiğim metul zamir olarak onlar olduğu için metul d bağlaçla beraber, yani d'yi d bağlacını biz cümleyi, aradaki cümleyi tamamlamak için ek olarak d ki onlar metuldu ki metul, çünkü d bahsettiğimiz bir açıklama getireceğimiz kişiler var. D ki onlar lo itayhun. Yok lo itay itayhun vardırlar. Lo itayhun yokturlar. Peki şu uzunca olan cümleyi bize şiir gibi kim çevirebilecek? Veya tam kim çeviri yapabilecek? Bu tahlilden sonra. Cümlenin şeyleri belli burada. Yazabilir misiniz? Önünüzdeki kağıda bir yazın. Bir dakika süre verelim. Bakalım önünüzdeki kağıda yazın. Bir dakika, bir buçuk dakika. Aa, ben dakika tutuyorum. Metul neydi hocam? Çünkü mü? Metul çünkü. Yani burada zaten şurada Türkçeleri, karşılıkları var tam. Bakın şöyle. Şu burada Türkçeleri var. Bakalım her biriniz Cihan, Gülsüme, Mustafa ve Leyla. Bakalım birer cümle yazalım. Bakalım nasıl yazıyoruz. Bir de ben nasıl tercüme etmişim ona bakacağız. Burada yani bir bütün cümle olarak da çevirebilirsiniz. Satır satır ben özellikle ayırdım. Satır satır olarak da çevirebilirsiniz. Ya da şiirsel olsun diye kendiniz bir ritim verip de çevirebilirsiniz. Çevirebilir miyim? Yani çok emin olmakla beraber. Evet, aslında buyurun. Yani Roma'da tarif edilmez ağlayış ve feryatlar duyuyordu. Bir tek satır satır yavaş yavaş. Ha, tamam, biraz sesim kötü bugün. Roma'da tarif edilmez ağlayış ve feryatlar duyuluyordu. Rahel oğullarının üzerine ağlıyordu. Oğullarının ölümü için ya da kaybedişi için teselli istemiyordu, kabul etmiyordu. Şekilde. Evet. Kabul etmiyorum. Öyle. Çünkü sonrası. Orada, çünkü oradaki lo itayhun şey kaybedişleri, ölümlerinden bahsediyor aslında. Yokluklarından tamam. Bahsediyor. Literal çevir. Muhtemelen ölmüş ya çocuk. Literal olarak
Onların yokluğu ya da kaybedişi üzerine için teselli istemiyordu. Metul Dilo İtayhun'u nasıl çevireceğiz tek olarak? Konumuz bu ya. Metul, çünkü yokluklarını istemiyordu. Yokturlar, yokluk değil. Yokturlar. Bakın evet. Dikkat. Esas bizim konumuz bu. Çünkü yokturlar. Evet. Gülsüme. Çünkü yokturlar. Gülsüme. Ben çok bir şey değiştirmedim sizin o tamam, verdiğiniz. Tamam söyle o zaman. Şey dedim. Değiştirmediğini söyle. Tamam. Bir ses işitildi ramakta. Çok ağlayış, çok feryat. Teselli edilmek istenmiyordu oğulları üzerine ağlayan Rahel. Çünkü onlar artık yoktular. Evet. Ben tam biraz daha değiştirdim. Ağıt ve feryat sesleri yükseliyordu Ramada. Teselli istemiyordu Rahel oğulları için. Çünkü onlar artık yoktular. Peki teselli istemiyordu. Bir de Bohyu'yu unuttunuz burada. Rahel Bohyu ağladı. Yok çocukları ağlayan dedim ben. Çocukları üzerine ağlayan Rahel. Evet. Ama hocam siz Dolatus oğulları için koydunuz. Ağlayan Rahel diye devam edeceğiz orada. Tam ağlayan Rahel diye yani evet. Ortaç gibi çevirir. Evet. Oğulları için ağlayan Rahel teselli edilmek. Ben öyle teselli? Teselli edilmek istemiyordu. Çünkü artık onlar yoktular. Ben de şöyle çevirdim. Normal olarak Ramat'ta bir ses işitildi. Benzersiz bir ağlayış ve amansız bir feryat. Şimdi burada arkadaşlar niye benzersiz? Bayağı serbest yapabiliyorsak yapalım. Tabii serbest yapabilirsiniz. Ben o yüzden şurada dedim ki size. Sagiyo dedim. Türkçe'de gitmez dedim yani. Sagiyo. Çok ağlamak ne demek? Çok feryat böyle bir şey var mı? Yok. Türkçe'de demeyiz. Türkçe'de çok ağlamak. Evet çok ağladın deriz ama çok ağlamak ve çok ağlayış yoktur. Ağıtlar deriz, feryatlar deriz. Biraz benzersiz bir ağlayış ve amansız bir feryat. Rahel oğulları üzerine ağlıyor. Ve teselli edilmek de istemiyor. Çünkü onlar artık yoklar. Evet bu şekilde. Evet, esas üzerinde duracağımız şey bakın burada cümle yokturlar değil mi? Yoklar. Şimdi bunu nasıl daha çevirebilirsiniz aslında? Çünkü onlar yokturlar, yoklardır. Yani ben yokturlar diye veya yoklardır. Şimdi yoklar diye dilo çevirirken dilo olumsuz olarak varı yok diye çevirebiliriz. Başka nasıl çevirebiliriz? Olmak kelimesiyle de bazen eğer şey olursa olmak olarak da belki bulunmak şeklinde yani bulmak şeklinde de çevrilebilir. Yani burada cümlenin bulunduğu çeviri şeyine göre siz onu olmak, bulunmak, var eğer olumsuz ise yok şeklinde çevirebiliyorsunuz. Gelelim ikinci tümceye. İnek görünüyor mu arkadaşlar? Evet. O ekran çok küçülecek. Evet, şimdi iyi mi? Evet. Evet. Şimdi gelelim yine şeye. Hocam. Böyle iyi mi? Biraz şeye doğru kaydırabilir misiniz? Cümlenin başını göremiyoruz şu anda. Sola doğru. Evet. Biraz daha sola hocam. Demin iyiydi. Şimdi iyi mi? Evet. Görünüyor. Yani. Şimdi sola kaydırın. Bizim bilgisayarda sorun var ama hocam. O sizin evet. Yok hocam kameralar. Yok. Sizin bilgisayarın konumu. Belki küçültmeniz gerekir Leyla hocam o şeyi. Ay dur bir dakika bu nasıl yapıyor? Benimle ilgili değil bu. Ben taşıyorum onu tamam okey. Tabii benimle ilgili değil ben de şaşırdım neden öyle oldu. Ay bunu baştan söyleyin ya ne bileyim. Yani onları siz ayarlıyorsunuz diye şey.
Süper. Tamam. Hallettim hocam ben. Dilediğiniz bütün. Şimdi burada Liuhanon, dikkat edin arkadaşlar. Liuhanon. Biz itin başına, itin sonrasına son egzamiri olarak neyi getirdik burada? Yuhanon nedir? Eril ve üçüncü tekildir. Evet, üçüncü eril tekil şahıstır. Üçüncü eril tekil şahıstır. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Yuhanon, li Yuhanon, lomat, değil mi? O zaman Yuhanna'nın mı var diyeceğiz? Yuhanon için, ait. Evet. Yuhanon için. Burada lomat nedir burada Gülsüm'e? Lomat. Ödül harflerinde. Evet. Bir şey mesela Türkçe'de lomadı nasıl çeviririz? Dul harflerinden bir tanesi. Mesela deriz ki senin için değil mi? Senin uğruna, sana ait. Yani burada lomat tamamen sizin serbest çevirinizle olabilecek bir konuma sahip şimdi burada. Lomat. Liuhanon, budul harfimiz değil mi? Budul harflerinden bir tanesi. İçin, Yuhan'ın için tek başına çevirdiğimizde. İtav. Neden itav dedik? İt, değil mi? İt artı hu, değil mi? Artı hu. Şimdi it artı hu itav. İtav. Vardır, değil mi? Bu nedir? Vardır. Bakın, vardır. Kimin için vardır? O zaman bu vardır derken bu ne oldu? Yüklem oldu değil mi? İsim cümlesinin yüklemi, doğru mu? Evet. İsim cümlesinin yüklemi. Peki, isim cümlesinin yüklemi... Bu Yuhanon'a mı gidiyor? Evet, kime gidiyor burada? Hu olan, değil mi? Hu olan, yani üçüncü tekil şahıs eril olan kime gidiyor? Hu'ya gidiyor. Yuhanon hu olduğu için itav, yani it artı hu eşittir itav. Onun şimdi odur. Hatırlarsanız ne dedik? Hemen geri geleceğim şeye. Bakın tablomuza geri gelelim. Tablomuza geri gelelim. Bakın tabloda şuna dikkat edin. O değil mi? O'dır. O'dır. Şimdi bunu dır vardır oraya ekleyebilirsiniz. Dır da yapabilirsin. Yani sadece dediğim gibi olmak, var olmak, vardır ama sizin orada vermek istediğiniz anlamı siz şey yapabiliyorsunuz. Buraya uygulayabilirsiniz. Şimdi geldik buraya. Diyelim ki Yuhanın itav. Şurayı çevirsek nasıl çeviririz? Yuhanna'nın çekeyim. Çeviriyi çek. Şurada Liuhanon Yuhanna var. Yuhanna için vardır gibi bir Yuhanna'nın şey oldu. Yuhanna'nın için vardır değil mi? Yuhanna'nın evet. için vardır. Yuhanna'nın için ne var? Vardır. Ne vardır? Libuşey Dsa'ro de Gamli. Libuşey Dsa'ro de Gamlo. Şimdi dikkat arkadaşlar. Libuş. Devenin saçının neyi hocam? Saç olmaz, devenin tüyü olur. Saçı olmaz. Tamam, yani demek istediğim o yüzden anladın siz. Devenin saçı olmaz. Saç evet, Sa'ro normalde saç demek de tabii yerine evet. göre kıl, tüy diye çeviririz. Evet. Libuş, libuşo. Libuşo nedir arkadaşlar? Libuşo, giysi. Libuşo. Evet, giysi, libuşo. Deve tüyünden kıyafet mi, elbise mi oluyor bu? Libuşey arkadaşlar, elbise. Libuşey. Ha, libas. Libuştan geliyor, loş, libuşle giyinmek. Arkadaşlar. Bizde de libas diyoruz. Ya. Arkadaşlar, şeyde... Libaş, giyinmek demek. Evet, libaşı kök. Arapçadaki lebise, giyinmek demek. Elbise arkadaşlar, libaş, libuş, giyilen şey demek. Libuşey, dikkat arkadaşlar. Şimdi kafanızı bir verin buraya. Şimdi oradan geçtik şimdi orayı. Kafanızı şuraya verin. Burada
D, iki tane D var. Dul harflerinden iki tane D var. İtabı anladınız. Johann vardır. Johann'ın için vardır. Johann'ın vardır. Libuşey giysi. Libuşey buradaki H kime gidiyor? Yine Johann'ın değil mi? Onun. Evet. Yine evet, Johann'a gidiyor. Yine Johann'a gidiyor. Libuşey Dısa'ri. Dısa'ru pardon. Dısa'ru. Buradaki dolat arkadaşlar bir şeyden, bir şeyin neden olduğunu ve neden yapıldığını gösteren dolat. Yani tüyden, deve tüyünden, deve kılından, deve kılından arkadaşlar. Deve kılından, digamlo, devenin deveye ait kıldan, develere ait kıldan, evet kılından ne var? Giysi vardır. Giysileri ve, bu ve, bir tamlama oluyor değil mi burada? Evet, of aynen. Of gibi İngilizce'deki. Aynen. Onun evet. Onun olsun. Evet. Devenin tüyünden elbise diyoruz. Evet. Devenin tüyünden elbise. Vesoro bu arada şey evet. Vesoro esoro burada arkadaşlar esoro esor vesor esoro. Bağlamak değil mi? Esor. Bağlamak. Bağ demek, kemer arkadaşlar. Evet. Bel bağ. Vesoro vesoro hase dimeşko hase hase yine buna dikkat edin. Hase 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 eso vesor hase dimeşko haso esor hase de meşko. Nasıl çeviririz bunu? Meşko yine deriden bakın de, meşko deri demek. Hase. Meşko. Ha, evet. Hase. Esor hase belba demek arkadaşlar. Esor ba. Hase belba arkadaşlar. Belba biz ne diye çeviririz Türkçe'de? Kemer. Kemer. Kemer diye çeviririz arkadaşlar. Belba. Şimdi bel bağı desek kimse anlamaz. O yüzden biz bugün kemer diyoruz. Kayış diyoruz, kemer diyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi buradaki şey esas... Şey sorabilir miyim? Sor. Bu Hase'nin isim hali ne? O Hase kendisi mi yoksa çoğul hali değil Hase, herhalde? Yok, Hase tekildir. Tekil. İsim hali. Yuhanon itav libuşe disa'ro u gamle ve esor hase de meşko. Evet. Esas nedir burada? Sizin cümlenin esas şeyi nedir? Burada Yuhanon itav. Yuhanon sonrasında ne yani dersin? Burada sahiplik belirten şeylerde de bunu kullanıyoruz. Yani have gibi, has gibi. Öyle evet, mi? Tabii ki have, has gibi is de to, kullanabiliriz. Yani bu İngilizce'deki is to ve has, have, sahip olmak anlamında benim da. Var itabı, gibi, benim var gibi, Türkçe'deki benim var. 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 Sahibim. Aha, tamam. Şimdi lide, lide aynı şekilde bu anlamı var da. Tabii burada yine lide dediğinizde ona ait... Onun için dediğimizde kastettiğimiz şey aynıdır. Üçüncü cümlemiz bakın ben... burada train ahin burada train ahin iki kardeş evet. Şemon Kifo Şemon Kifo ve Andreos İtayhun sayode de nune. Evet. Ha, şey İtayhun, balık avına mı çıkmışlar? İtayhun balık avına çıkmışlar diye bir şey var mı? Nune sayode sayat şey değil mi ya? De, işte, sayode sayodo avcı mı? Avcı demek. He, anladım. Avcı. Sayode avcılar. Değil mi? Avcılar. Peki sayodo de nune balık avcısı. Balık yani avcısı, balıkçı evet. Deriz değil mi?
Balık avcısı demeyiz. Türkçe'de hiç balık avcısı diye bir şey kullanmayız, değil mi? Çocuklar O yüzden çocuklar söyler ama biz balıkçı deriz. Yani balıkçı deriz. Şimdi buradaki şey, sizin dikkat etmeniz gereken train ahin şemun kifo vandreos vandreos itayhun itayhun, bakın dırlar onlar, değil mi? Onlar evet, dırlar. Dikkat. Evet, onlar dırlar. Onlar, değil mi? Balıkçı onlar balıkçı. Nokta nokta dırlar. Onlar nokta nokta dırlar. Onlar kimlerdir burada? Onlar Şemun Kifo ve Andreos. Evet. Şemun Kifo ve onun kardeşi Andreos. Kardeşi Andreos nedir burada? İkisi, bakın, Train Ahin, iki kardeş. Train Ahin. Hocam sesiniz gitti. Şimdi geliyor mu? Evet. Şemun Kifo, Train Ahin, Ahin. Şemun Kifo ve Andreos İtayhun Sayodo. Sayodo, Sayode, Sayodo, tekil, Sayode, çoğu. Burada iki noktayı koymamışız, hiç uyarmıyorsunuz değil mi? Sayode, uyarmanız lazım. Burada evet, iki tane noktamız işte olması lazım. Sayome olsun. Evet, Sayome noktalarımızı koymamız lazım. Sayode, Dinuni burada var. Evet. Bunlar nedir? Balıkçılardır. Balıkçılardır dedim. Bakın dikkat edin. Balıkçıdırlar demedim. Balıkçı. Balıkçılardır. Şimdi çünkü niye? Türkçe'de hep bir balıkçıdırlar. Olur mu sizce balıkçıdırlar? Hocam kulağa yanlış gelmiyor bence. Ha, balıkçılar falan diyoruz. He? Balıkçılar diyoruz ben. Balıkçılar. Cümleye göre balıkçılar diyoruz. Şimdi mesela bir kişiye dediğimizde diyelim ki Hu Sayodo de Nune. Evet. O Hu Itav, değil mi? Hu Itav ya Gabro Itav Sayodo de Nune. O adam balıkçıdır. Ama dedi desek ki Gabre Enun ya da Itayhun Sayodo de Nune. O adamlar balıkçılardır. Çünkü balıkçılardır dememin sebebi balıkçı, balıkçıyı yani sayode avcı kelimesini ben çoğul yapıyorum. Balıkçılardır. O yüzden nasıl çeviririz? Balıkçılardır diye, balıkçıdırlar diye. Ben buraya yazmışım ama bizim normalde... Türkçe'de bu kullanım var ya balıkçı. Türkçe'de böyle kullanılıyor ama doğrusu, gramer olarak doğrusu hangisidir diye sorarsanız bu yanlıştır arkadaşlar. Yok ya, balıkçıdırlar. Bu niye yazmıyor bu arada? Ha, evet. Kabul etmiyor hocam. Sayodo dediğimizde hocam çoğul oluyor değil mi? Balıkçıdır deriz hocam. Biz larler eki koymuyoruz yüklemleri sonuna çoğul. Özne çoğul, yüklemi sonu çoğul. Balıkçılardır. Yok. Diye. Balıkçılar. Balıkçıdır. Dır. Değil mi? Buradaki dıra dikkat arkadaşlar. Dır. Dır burada it. Dır. It burada. Ne yaptı bize? Bize bir yüklem oluşturdu. Peki yüklem oluştururken ne yaptık burada? Hun onlar yani nun zamir olarak son ek zamir olarak. Sesimiz uzaklaştı hocam. Ses geliyor mu hocam? Sesim geliyor mu şu anda arkadaşlar? Geliyor mu? Evet. Mikrofonu bir ara kapatıyor evet. Galiba eliniz. Muhtemelen elimle tamam. Deyip kapatıyor. Evet. Okey. Hocam bir şey daha soracağım burada. Şimdi biz böyle bir cümleyi Süryanice'de hem avcılar hem balıklar, yani balıkların avcıları gibi balıkların yazmak avcıları. Gerekiyor. Evet. Tamam. Yani çoğul balıklar olacak. Okay. Yani tek bir balıkların avcıları. Yani normalde tamam, bunu şu şekilde sadece çevirin dese balıkların avcıları. Tamam. Öyle ifade ediyoruz. Balıkların avcıları. Evet. Balıkların avcıları. Bu şekilde ifade ediyoruz. Gelelim Ayko ger di tey simat kun tamunu
of levhun. Ayko ger ditey simatkhun tamonu tamonu of levhun. Nasıl tercüme edersiniz bunu? Nerede miydi Ayko? Ayko evet. Nerede? Ayko ger detail simat hun tamonu tamonu of levhun levhun. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Ayko Ayko ger detail. Şimdi var ise normalde vardır demek değil mi? It vardır. Peki buradaki he zamir olarak neye ait olan bir zamirdir? Simo. Simto. Simto'nun zamiridir. Simto. Simto. Hazine demektir arkadaşlar. Simto. Simathun hazineniz. Simto. Evet. Ayko ger ditey simathun tamunu tamunu oradadır oradadır ite vardır of levhun. O şey ey şey mi oluyor o zaman? Ayko ger ha? Hazineler dişi herhalde. Hazine dişi demek. Hazine. O da çoğul dişilin ey şey simat ey onları varmış hazineleri. Sizin hazineniz. Kim? Bakın simto. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın simto. Simto hazine demek. Tamam mı? Simto. Gördünüz sizin mü arkadaşlar? Evet. Simto hazine demek. Simathun. Sizin hazineler. Sizin hazineniz. Simathun. 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 Burada simto nedir? Söyleyin. Dişildir, tekildir. Evet. Ve he'dir. Doğru mu? Okay. He'dir. He'dir. O zaman sonuna itey hazine vardır değil mi? Doğru mu? Burada sadece şunu tercüme edersek arkadaşlar. Herkes dinliyor mu? Burada itey simto dediğimiz zaman hazine vardır. Doğru mu? Itey simto hazine vardır. Peki tamonu bunu nasıl tercüme ederiz? Orada varmış. Tamonu oradadır. Oradadır. Tamonu oradadır. Oradadır. Tercümeyi şöyle şey yapar. Of deda yine of deda levhun lev kalp demek. Levhun kalbiniz. Ayko ger itey simathun tamonu of levhun. Diyor ki Ayko ger itey hazineleriniz neredeyse kalbiniz oradadır. Kalbiniz de oradadır. Oradadır. Kalbiniz de oradadır. Ayko ger itey simathun tamonu. Bakın burada sadece size dırlara dikkat çekmek için biraz üstünde duruyorum. Buradaki dır nerede Gülsüm? Birinci dır. İtehteki. İte. İkinci dır. Şey bu U var ya. Evet U. Tamonu. 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 İkinci burada. Dır. Tamonu burada dır. Tamonu. Tamonu. Ayko ger ditey simathun tamonu of lefkun. Nasıl tercüme ederiz? Hazinelerinizin olduğu yer kalbiniz. Hazineleriniz nereden çıktı o? Hazineniz pardon. Bir tane hazine. Hazine bir sizin tane. Hazineli ama sizin hazineniz bu. Sizlerin daha doğrusu çoğul. Evet, sizlerin hazinesi. Bakın Türkçe'de tercüme edersek. Şimdi ben biraz daha hani tercümede bazen yapıyoruz ya yanlışları. Veya yanlış değil. Galata meşhur insanlar öyle kullanıyor. Hazine tekil değil mi? Evet, sizin hazinesi. Siz çoğulsunuz. Sizlerin hazinesi. Hazinesi. Yani birçok kişi var, bir tane hazine var. Evet. Evet. İtey simatkun tamunu of levkun.
Levhun. Peki diyeceksiniz ki hocam niye kalbi de tek yapmış? Kalp de teki, levavot dememiş ya da leve dememiş. Hı? Bir uyumsuzluk mu var burada? Bence de bir uyumsuzluk var. Çünkü sizlere hitap ediyor. Karşısındaki yani çoğul bir şey hitap ediyor. Peki şöyle bir şey bakın. Hazineniz, kalbiniz. Ama kalbiniz. Ama sizin yani çoğul olması lazım. Sizin kalbiniz kalpleriniz olması lazım. Peki burada o zaman. Kalpleriniz mi? Kalp. O da evet onların kalpleri olması lazım. Ama evet, hazine de tekil yaptı hocam. Hazine tekildir ama şimdi kalpler çoğul durur. Şimdi mesela 50 tane adam var orada duruyor. Kalpleri var her birinin. Bir de hazine var orada bir tane. Ama onların her birinin hazineleri de var. Her birinin ayrı ayrı hazineleri var. Her birinin yok burada. Bakın. Ben size sadece şey için söylüyorum. Simat, hazine bir tane. Kalp. Peki. Herkese ait bir kalp var. Burada kalp gerçek anlamda kullanılmıyor arkadaşlar. Bakın işte sıkıntı orada. Kalp burada manayı kastediyor. Metafor. Bakın sizin ya, yani anlamanız için söyledim. Yani niye burada kalp bir tane? Şimdi metin yorumlarken nasıl yorumlayacaksınız peki? Bakın bu metni yorumlamayı. Bitti hocam sesi. Geliyor mu sesim şu anda? Peki. Okay. Neden kalp burada tekil diye sorduğumda sizin cevap vereceğiniz şey bakın gümüş ile veya hazine ile şey arasındaki ilişki buradaki kalp dediğimiz bizim hani kardiyo değil arkadaşlar. Tabii. Anladınız mı? Buradaki kalp kardiyo değil sizin paraya olan bağlılığınız. Bağımlılık. Canım da evet. Orada diyor yani. Evet. Anladınız değil mi burada? Hani normalde eğer desek ki gramer olarak çevirin desek bunu levavotun diye çevirmeniz lazım. Yani ben size bir metin versem desem ki hazineleriniz neredeyse kalpleriniz de oradadır desem o zaman siz diyeceksiniz ki he iki tane anlam olabilir. Birinci anlamı gerçek anlamı, ikinci anlamı ise mecazi anlamı o zaman diyebilirsiniz. Anladınız mı arkadaşlar? Hı hı. Ama yok bu durumda sizin yapacağınız şey tekil, lev tekil, simto tekil. O zaman sizin düşüneceğiniz şey buradaki kastedilen işte kişilerin vücutlarında taşımış oldukları maddi kalp değil. Bu paraya veya hazineye olan bağlılık duygusudur demek arkadaşlar. Buradaki o bağlılık duygusudur. Mal canın yongasıdır ya. Mal canın yongasıdır. Mal canın tongası da olabilir. Evet. Şroro evet. Şroro dpagro itey değil mi? Dır itey aynı. İtey burada kime gidiyor? Feminin bir şeye gitmesi lazım. Feminin bir şey ne orada? Şrolo olabilir mi doğruluk? Hocam kelimelerin anlamı. Şrolo sıfattır. Şroro dpagro yani bedenin hakikati. Şroro hakikat demek. Gerçektir. Pagro beden demek arkadaşlar. Beden. Hakikat, gerçeklik. Şroro. İteydir zaten. Aino göz demek. Gözler kalbin aynasıdır hocam. Diyor ki yani öyle bir cümle yazıyor var mu? Bizde hayır bir tane Türkçe'de bunu çok güzel karşılığı var. Kişiliğin yani bedenin hakikati gözdedir, gözden okursun anlamında da bizim çok güzel bir deyim vardı. Bunu nasıl literal çeviri yapın? Literal. Peki. Adverbum çeviri. Bedenin hakikati gözdür. 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 Dur mu? Ha. Gözdür. Eğer şöyle desek, şroro dpagro baino desek tamam gözdedir. Der. Ama dedik ki şroro dpagro itey aino. Şroro dpagro itey aino dediğimizde
itedir. Değil mi? Dır. Dır. Dir. Burada kastettiği nedir hocam? Bedenin hakikati demiş. Bedenin gerçekliği yani vücut. Yani göz olmayan bir vücut. Yani burada kastedilen şey tabii biraz mecazidir de. İşte yani mecazdaki anlamı. Anlamlı hale getiren şey anlamında. Şimdi göz olmasa bedene ne girecek? Yani dünyadan zahir olarak, fenomen olarak bir şey görmez. Yani bizim gördüğümüz bizim gerçekliğimiz gibi mi? Ama bedenin hakikati diyor ya, ben orada takılıyorum. Yani orada bir anlamı var. O kültürde tabii bir deyim gibi bu. Tabii ki deyim gibi. Şimdi mesela görenle görmeyen arasında ne fark vardır? Görmeyen görmez yani. Ya görmeyen görmez de Gülsüm sen bugün harbiden tam Ruslar gibi konuşuyorsun. Ha? Basit düşünmek istiyorum çünkü derin düşünme çıkamıyorum içinden. Daha basit. Şimdi biraz... Şimdi taş kalpli oldum ya. Taş kalpli biri oldum çıktım. Vallahi katı kalpli biri oldum çıkmışsın yani. Sana haftada iki şiir okuma ödevi verelim. Anca öyle topar. Şiroro de pagro ite aino. Burada şimdi ben şiroro demişim. Arkadaşlar niye uyarmıyorsunuz bunu, ben şiroro diye okuyorum. Şiroro niye okumuyorsunuz burada? Şiroro zaten. Okudum ya, çok garip. Arkadaşlar ben şiroro diye okuyorum bunu. Gördüğünüz gibi. Şiroro. Ben dedim, o yüzden benim yüzümden kafanız karışmış olabilir. Ben şiroro. Ben söyledim. Ben arkadaşlar şiroro. Şiroro. Biz niye durup şiroro diye okuyoruz? Şiroro. Evet, şiroro arkadaşlar. Çıra ya, bu çıra arkadaşlar. Çıra. Tabii ki. Şimdi oldu hocam. Çoksa bu mana çıkaramıyorduk oradan. Oradan çıkmıyordu Gülsün. O mana. Sen niye şuroro okudun? Ben bilmiyorum herhalde. Öyle görmek istedim hocam herhalde. Öyle görmek istedim. Peki. Ben de diyorum ya bu şimdi bakınca siz bir de sesiniz gelmiyor diye ben iyice ekrana şeyimi yaklaştırınca gözüm de görmez oldu. Şuroro de pagro ite aino. Peki. Şıra. Tamam. Şimdi çevirin. Bedenin çırası gözleridir. Gözlerdir. Gözdür değil mi? Gözdür. Bedenin çırası. Bu da çok ilginç ama. Bu da ilginç. Bunu da konuşmak lazım. Bu değil mi hocam? Pagro de pagro. Yoksa bir şiir cümlesi. Bedenin veya vücudun çırası gözdür. Ama göz de çok anlamlı ya. Yani. Çıraya burada hangi anlamı yüklediği şey tabii. Çıra, ışık. Evet ışık. Tabii. Çıra, bedenin çırası. Ben öyle çevirmişim. Bedenin çırası, ışığı demişim. Gözdür. Yani orada çıranın böyle bir kullanımı varsa. Işık kaynağı. Aslında göz tabii şey anlamında evet. Her şeyi ayıran, ya yani zihnimizi yanıltan da zihnimize yanıt veren de şeydir. Gözdür aslında. Şimdi bir gözü görmeyen bir insan için ışık, renk, karanlık falan bir anlamı var mı? Yok. Bence yok. Sormak lazım ama bence yok. Hani ama diyelim ki önceden gören bir adam sonradan kör oldu. Yani sonradan kör olma diye bir şey var mı onu da bilmiyorum. Sonradan kör oldu. Olabilir. Ama adam artık gördüğü için aslında sonradan kör de değil o. O görmez hale geliyor arkadaşlar. Gülsüm ne dersin? Sen biraz maddiyattan kurtul diye soruyorum sana. Şey, bedeni besleyen gibi ya yani aslında ışığı gördüğümüz araç aslında o yani görebildiğimiz. Aslında gerçekliği aydınlatıp
Yani bilgi beden, beden biziz bence burada. Bir maddi beden gibi düşünemiyorum bunu. Body gibi değil de yani. Bizim kendi kişisel bireysel varlığımız gibi. Bütün bilincimiz yani, dahil. Ve göz bunu, bu dış dünyanın bütün gerçekliğini alıp benliğe aktaran işte şey, pencere gibi düşünüyorum. Yani aracımız gibi. Öyle mi peki, demeye çalışıyor acaba? Peki bedenin çırası gözdür. Yani beden çırasız veya ışıksız nasıl karanlık oluyorsa, sanırım göz de eğer dışarıdaki ışığı veya dışarının o görüngülerini diyelim, aslında görüngüyü yansıtmazsa o zaman sönmüş olur. Çıra biliyorsunuz kastettiği şey odur. Yani yanan, ışık veren bir şey. Bedenin çırası demesi de yani bana göre şey gibi geliyor. Yani önceden kör olan, yani doğuştan tamamen hiç görmeyen bir adamla sonradan kör olan bir adamı aslında bir araya getirmek lazım. Yani orada gerçeklikler, neyse şimdi bu felsefeye girer. O zaman hiç görmeyen hiç adam, bilenle bilmeyen bir olur mu diyor ya. Evet, hiç bilmeyen, bilenle bilmeyen bir olur mu? Yani daha önce gören adam kör değil aslında. Tabii o biliyor artık nesneler. Artık biliyor. Bir ilişkisi vardır. Yani o zaman dünyada körlük sonradan olan bir şey değil. Evet. Körlük sonradan olan bir şey değil. Hocam bakarken de kör olabilirsiniz. Bakarken, görürken de kör olabilirsin. O ayrı bir mevzu. Ama bu şey anlamındaki körlük sonradan olan bir şey değildir. Yani sonradan görmez duruma düşebilir biri ama kör olmaz. Evet. Siz körlüğü mutlak anlamda alıyorsunuz. Evet, mutlak anlamda. Mutlak bilgi anlamında. Evet. Nibiye, burada yine şey unutmuşuz, Nibiye. Evet, Dagole, Nibiye, Dagole, Delvotkun, Balbuşe, Demre, yine burada Demre, Men, Lgav, Ten, İtayhun, Dibe, Hutufe. Şimdi cümle biraz uzun olduğu için açtım ben size. Esas olan şuraya bakalım. Burada dır, itay, hun. Onlar dırlar değil mi? Onlar dırlar veya vardırlar. İtay, hun, dibe, hotufe. İtay, hun, dibe, hotufe. Onlar yırtıcı kurtlardırlar. Kurtlardır. Hatta şöyle yapabiliriz. Şunu sileyim ben. Kurtlardır. Kurtlardır. Kurtlardır desek kafidir aslında. Kurtlardır. Dırlar demeye gerek yok. Yırtıcı kurtlardır. Biye dagole. Peygamberler. Dagole. Da de luotun. Dilvutkun. Burada d ne yapıyor? Bağlıyor. Bağlaç olarak nebiye dagole ki o ne biler ki, değil mi ki? O ne biler ki? Dilvutkun. Yanınızda bulunan peygamberler. Yanınızda bulunan peygamberler. Dilvutkun. Dilvutkun yanınızda bulunan peygamberler. Yanınızda bulunan peygamberler. Balbuşe içinde değil mi? Ba içinde. Lbuşe giysi az önce gördük. Lbuşe. Demre. Lbuşe demre. D emre yani demre. Kuzuların postu. Kuzuların giysisi. Kuzu elbisesi. Emro mudur kuzu hocam? Kuzu elbisesi, evet. Kuzu elbisesi, emro, balbuşe demre, men lgav den itayhun dibe hotufe. Lgav dediği ne hocam?
Lgav içinde. İçinde ha. Yani, lgav ya da lgav. Nibiye dağule delvotkun balbuşe demre men lgav den itayhun dibe hortufe. Hocam bu dağule dediğiniz yalancı mı? Dağule evet dağule yalancı. Deccal var ya buradan geliyor bu kelimeden geliyor deccal. Hangisi? Dagolo. Dagolo, dagole. Deccal. Ha deccal okey. Ha deccal. Hatırladınız değil mi? Ara Türkçede de kullanıyoruz. Dagole. Nibiye dagole yalancı peygamber. Nibiye dagole de lotkun yanınızdaki yalancı peygamberler. Balbuşe demre men lgav den itayhun dibe hutufe. Den neydi? Den, de da gibi düşünün. Bu Grekçeden gelen bir kelime bu. De, den kelimesi. Bu Grekçeden bizdeki de da gibi mi aynı zamanda? Evet, yani aslında hiçbir fonksiyonu yok normalde. De Grekçeden çevrildiği için peşitto'nun şeyine, diline bu şekilde Grekçeden girmiş. Aslında çıkarsanız da hiçbir anlam kaybına uğramaz. Lgav orada anlamı veriyor değil mi? Lgav, gav, bgav ya da lgav. Men lgav den. Evet. Lgav den. Lgav, bgav ya da lgav. Lgav, gav, gav iş demek arkadaşlar. Gav, lgav, bgav. Ooo üstadım. Urucin. Evet. Gördüm üstadım. Şimdi Ligao den itayhun dibe hutufe. Nasıl çeviriyoruz arkadaşlar? Hocam hutufe son iki kelime. Nasıl? Hutufe yırtıcı mı? Hutufe evet. Hutufe yırtıcılar. Dibe de şey mi? Kurt mu oluyor? Evet. Kurtlar. O dibo, dibe kurtlar demek. Koytun ha devo diyorlar tabii şimdi. Siz hocam? Valla iyiyiz. Biz de dersteyiz hocam. Farkındayım. Ha. Sizi de derse aldım yani. Ben özellikle açtım. Ders alasınız diye. Peki kerestesi gözdür. Ha, bak biz onun üzerine konuşuyor. Bak şimdi tam da yerine geldi. Bedenin çırası gözdür. Bunu nasıl şey yaparsınız bir hoca olarak, bir sanatçı olarak? Bakalım Oytun Hoca nasıl çevirecek bunu? Bedenin çırası... Yani bedenimizde bir ruhaniyet varsa o gözdedir. Bedendeki ruhaniyet gözdür mü? Maneviyatla ilgili ne varsa gözdür. Göz. Niye göz? Işığı alır mı saçar mı üstad? Önce alır tabii. Evet. Şimdi biz onun üzerine konuşuyorduk. Böyle biraz dedik şey yapalım. Devam ettik. Bedenin. Evet. Arkadaşlar da biraz yorumda bulundular. Evet. Arkadaşlar cümleyi nasıl çeviriyoruz? Şu cümleyi. Dedik ki yanınızdaki yalancı peygamberler. Sizin yanınız. Yanınızdaki yalancı evet. Peygamberler değil mi? Evet. Ne yapmışlar? Bali bu şey demre kuzu postuna bürünmüşler. Evet kuzu postuna bürünmüşler. Şimdi burada tabii kuzu şimdi Nibiye şimdi normalde bu Yahudi kültüründe de Yahudi ya daha doğrusu bu metinde bazen o dönemde hakimler ve Dayone ve Nibiyeler var. Dayone ve Nibiyeler yani hakimler ve peygamberler. Yani bizim anladığımız anlamda şimdi Nibiyo dediğimiz zaman İslam kültüründe sanki işte gelmiş gönderilmiş bir peygamber, kitapsız olan bir peygamber,
sadece vahiy alan veya kitapsız olan bir peygamber gibi anlaşılıyor. Ama orada Bio, Yahudi kültüründe önde gelen ve gelecekten haber veren daha çok böyle görü sahibi kişi demektir. Bu yalancı da olabilir. Sadece bunun Allah yalancı da olabilir yani. Evet. Hatta saptırıcı bile olabilir yani. Evet. Burada anladınız mı arkadaşlar İtay Hun yapısını? Evet. Dır eki vereyim mi buradaki? Evet. Bunu? Şimdi tek olarak aldığınızda şurayı, tek olarak aldığınızda İtay Hun dibe hutufi nasıl de ne dersiniz? Yırtıcı kurtlar. Dır. Ne? Vardır. Yırtıcı kurtlar vardır. Kurtlardır. Dır, onlardır. Ya da ne onlar dersin? Yırtıcı İtay kurtlardır. Dibe, dibe hutufu. Onlar... Onlar yırtıcı kurtlardır. Kurtlardır deriz. Evet. İkinci diğer cümleye bakalım. İtay bre dnoşo. İtay, bakın burada İtay, bak eno İtay bre dnoşo. İsa'nın sözü bu. İsa'ya ait bir söz. İtay bre dnoşo. İtay bre denoşu. Ben insan oldum, değil mi? İnsan. Sorabilir miyim? Ha. Bu eh demesinin sebebi noşo'nun feminin evet, mi? Evet, noşo çünkü tekil hu'dur. Ha, okey. Hem o kelime noşo kelimesi hem çoğul olarak ins kelimesi, insan kelimesi. İnsan insan bir türe işaret ediyor. Aynı zamanda insan kişi de diyebilirsin, değil mi? Evet. İnsan kişisi veya insan. Üstadım okulda mısınız? Evet. Ha. Derse ha derse gireceksiniz. İyi valla biz de dersi 12'de bitireceğiz. Bir 20 dakikamız var. Tamam. Öpüyorum sizi. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin size de üstadım. Evet arkadaşlar. İtay Bredinoşo. Ben insan oğluyum. İtay değil mi? Evet. Buradaki ya da im. Ya da im. İnsan itay bre. Sadece itay bre desek bro. Ben oğlum bre. İtay bre. Bro. İtay bro. Ben oğlum. Ama insanın oğlu dediğimde burada değil mi? İtay bre dnoşo. Ben insan oğluyum. İnsanın oğlu yani insandan olma bir oğlum. Buradaki dolat ne yapıyor arkadaşlar? Dolat. Onu birleştiriyor insanın oğlu gibi. Evet. Oğlu. Yani insandan olma bir oğul, insandan gelen bir oğul. İnsana ait bir oğul. Yani Tanrı'nın oğlu filan anlamında değil, insandan olan bir kişi, bir oğul olduğunu söylüyor. İtay bredinoşo sen değil mi? İtay sen bredinoşo sen insan oğlusun. Sın oğlusun. Oğlusun. İtay bredinoşo evet. İtay bunu söyleyebilir miyiz? Burada itay buna bu yanlış. Bunu nasıl söylememiz evet, lazım? Nasıl söyleyeceğiz? Tey. Biz bir kadına tey. İnsan oğludur diyebilir miyiz? Hayır. Niye diyemeyiz? Oğul diyemeyiz. Hı? Bar erkek oğludur. Evet. Bar ne deriz o zaman? Şöyle. Bartu mu? Yazıyorum buraya. Evet. Bartu. Bartu. Dinoşo. Değil mi? Bartu. İnsan evladı, insan kızı. Şimdi insan. Tabii normalde oğul denilir ama semitik dillerde biraz sıkıntılı. Bir kadın da insan oğludur. Yani insan kızı demiyoruz, insan oğlu. Evlat yani değil mi? Evlat. Ama bu yazarken herhalde daha doğru. Evet.
Şimdi gelelim. Malache daloho başmayo itayhun. Ha, nasıl şey çevirin? Değil mi? Ben çevirebilir miyim? Çevir bakalım. Allah'ın melekleri gökyüzündedirler. Aferin, bak öğrendin hemen. Bir daha söyle. Okay. Yani Tanrı'nın melekleri gökyüzündedirler. Gökyüzündedirler. Çok güzel. Tanrı'nın melekleri, değil mi? Melekleri. Başmayo itayhun. İtayhun dırlar. Onlar dırlar. Evet. Bunu çevirelim. Gülsüm oku bakalım. Bir dakika hocam. Şimdi biraz okumam lazım içimden. Direkt okuyunca yanlış yapıyorum. Sen oku. Okey. Sufi to Pito İsei İtei Mes'at Mes'at Yamo Mes'at Yamo Hu Vuhu 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 Vuhu, okey. Ha, hepsini okuyacağım önce, okey. Vuhu. Bir dakika. Balhudai Balhudav Al Arho Al Arho. Ama safir. Sito, gemi. Hı? Mes'at ortasında, Yağmur deniz. Balhudav tek başına. Al Arho üstünde. Bir dakika hocam. Sfido, gemi. Sfito, itey, mes'at ortasında, Yağmur deniz. Balhudav tek başına. Al üstünde, Arho yeryüzü. Sifito dır, değil mi? Evet, gemidir. Gemidir. Evet, gemidir. Evet. Gemidir. Mes'at Yağmur gemi denizin gemidir. Ortasındadır. Aslında tek başına. Bakın, gemi denizin ortasındadır. Bunu çevirdiniz mi? Evet. Basit bak. Gemi denizin ortasındadır. Hı hı. Ve hu ve o. O. Balhudav tek başına. Evet. Tek yermiş. Başına. Yerin üstündedir veya yeryüzündedir. Yerin üstündedir. Nasıl çevirmişiz? Gemi denizin ortasındadır ve o yapayalnız yerin üzerindedir. Sanki yerin değil de şey mi demek istiyor? Dünyada tek başına yeryüzünde, o gemi. Yerin üstünde ama yani şimdi al arro çünkü gemi denizde ya. E tamam. Şimdi bakın çeviri yaparken şuna dikkat etmeniz lazım. Anlamı da şey yapmaya çalışıyorum. Anlama da dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle burada ben dedim ki şöyle Yamo dedik değil mi? Bir yamdan bahsediyor. Yani deniz. Bir de denizin karşısında ne olabilir? Yer olur. Bakın çeviri yaparken şuna dikkat etmeniz lazım. Bu yeryüzü olamaz. Yer olur yani. Değil mi? İşte ben onu dünyada tek başına denizin ortasında yok, bir gemi. Yok. Eğer bu cümleyi buradan görmeseydiniz öyle diyebilirdiniz. Yani o dünyada tek başınadır demeniz için şunun olmaması gerekiyordu. Hayır. Denizin ortasında bir gemi var ve bu dünyada payalnız. Yani Nuh'un gemisi hayır, gibi bir şey düşünüyorum. Ama yok bakın ben. Şimdi yine olmadı. Yine olmadı. Yerin üzerinde gemi olmaz hayır, ki. Yer toprak mı acaba? Beni dinleyin o zaman bak. Buradaki Sifitu ayrı bir varlık, dişildir. Bu eril bir adam. Aynı şeyden bahsetmiyoruz yalnız. Bakın arkadaşlar. Ben niye size... Şimdi yani, oldu hocam. Evet, hiye demiyor. Bakın, tamam. Arkadaşlar cümleyi tahlil ederken dikkat etmeniz gerekiyor. Yani tutup da yani bir İngilizce gibi düşünerek yaparsanız hiçbir zaman Semitik dillerde yol alamazsınız. Yani cümlenin her bir noktası size bir şey söylemesi gerekiyor. Hocam şöyle anladım şimdi ben bunu. Çevirirdim. Gemi denizin ortasında açılıyor gibi. Kıyıda o yapayalnız. O roman olur. Öyle anlıyorum. O roman olur. Öyle anlıyorum. İşte o bizim... Yok hayır öyle anlıyorum. Yani orada gemi aç, yani denizde bir gemi var ve kıyıda bir tane yapayalnız biri var. Doğru mu öyle mi? Yok. Onu mu anlatıyor? Ve o yapayalnız yerin üzerinde. Adamdan bahsediyoruz burada çünkü. Şimdi devamı yani da yerin üstünde olan yapayalnız bir bakın adam burada, var.
Şimdi burada mesela kıyıda gramer yorumuna girmeden şunu yapmanız gerekiyor. Hı. Gemi dişildir değil mi? Evet. Dır bu da dişil takısını almış mı hi'yi? Okay. Hi'yi almış mı? Hı. Mes'at yağmur geldik buraya. Bu burada şey mi? Eril mi? Eril tekil mi? Belhudav yine teki almış mı? Evet, bakın dır belhudav yalnızdır. Yapayalnız. Yapa bir adamdan bahsediyoruz burada tek. Kişi yani burada erildir ve tekil bir kişiden hudan bahsediliyor. Dolayısıyla burada tabii ikisinden şöyle şey yapmak lazım. Vav iki ayrı cümle de olabilir. Birbirine bağlı cümle de olabilir. Buradaki vav fonksiyonu belirleyicidir. Yani öncesinde de bir cümle vardır muhtemelen. Bunun sonrasında da bir cümle vardır. Ve o işte karada tek başına idi. Tek başına kara. Evet o daha doğru. Kara diyebilirsiniz yani yeryüzünde. Ben kara derim evet. Evet kara üzerinde. Karada. Karada tek başına. Yani, diyebilirsiniz yani. Ama şey yaparken şunlara dikkat edin. Mesela tahlil yaparken hu dediniz. Belhudav. Belhudav bitişen son ekson. Belhud. Belhud yalnız demek. Belhudav yani o kişinin yapayalnızlığı demek. Belhudav al-ar'u. Evet. Şimdi bunu da işleyelim. 12 dakikamız var. 12'ye kadar. Son ek zamirlerinin iyelik edatı oluşturmak üzere lomada bitişerek camit it yani vardır ve lait yoktur ek eylemi ile at tümcesi kurması. Şimdi burada arkadaşlar it yine dır anlamında bir de lomad var. İt ve lomad var. İt biliyorsunuz var. Var. Vardır ya da var. Biz bunu iti camit tutarak. Ne demek camit tutarak? İtte herhangi çekimleme bir yapmıyoruz. Evet, çekimleme yapmaksızın. Yani camit tutarak bakın. Ama itten sonra lomada son zamirleri son ek olarak getirmek suretiyle de cümleyi oluşturabiliriz. Bu şekilde bir yapı da oluşturabiliriz. Mesela it, itli, itloh, itleh, itle, itlo, itlan, itlhun, itlhin, itlhun, itlehin. Bunun olumsuz olanı da yine aynı şekilde lo it bakın bu aynı zamanda arkadaşlar şöyle de olabilir, görebilirsiniz. Eski metinlerde lo it de görebilirsiniz. Lo it li. Evet, bunu light yani birleştirilmiş bu light olmuş arkadaşlar. Light yani lo it light olmuş. Yani light dediğimizde lo it demektir. Lo it li, light li demektir. Light yoktur. Benim için yoktur. Lightly, lightloh, lightleh, lightleh, lightloh, lightlan, lightlehun, lightlehen, lightlehun, lightlehen. Burada da yine aynı şekilde isim cümlesi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Tek farkla burada it ve light camit olarak kalır. Camit olarak kalır. Yani herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Sadece getirdiğiniz lomat ile lomada bitiştirdiğiniz zamirlerle şeyi oluşturuyorsunuz, yapıyı oluşturuyorsunuz. Şimdi şöyle cümlelerimize bakarsak aynı itlihun vedne itlihun nasıl çeviririz? Aynı itlihun vedne itlihun aynı gözler demek değil mi? Evet. Edni kulaklar demek. Edno, edni. Evet, Gülsün.
Onların gözleri vardır. Onlar mı? Kulakları vardır gibi. Onlar mı? Ha sizin. Sizin. Sizin gözleriniz ve gözleriniz kulaklarınız ve kulaklarınız vardır. Evet. Sizin için gözler vardır ve sizin için kulaklar vardır. Yani bu şekilde tam literal tercüme sizin için, yani sizin aynı itlukum ve ne itlukum. Ne oldu burada? Aynı itlukum sizin için vardır gözler. Ve ne itlukum sizin için vardır kulaklar. O zaman şey mi derim? Mesela benim gözlerim, kulaklarım var derken aynı etli o arne evet. Mi derim? Evet, aynısını söylersin. Aynı itli gözlerim var ve kulaklarım var. Söyle bakalım, aynı itli gözlerim, kulaklarım var. Okay. Aynı etli ve var ne etli? Ayaklarında var mı? Ayaklar neydi ya, ayaklar? Reglo regli. Regle itli derim değil mi, ayaklarım? Evet, regle itli. Bu şekilde söyleyeyim. Ne söylemek istiyor? Arabam da var diyebilirsiniz. Radoito de. İtli radoito. Radoito. Arabam var da diyebiliriz. Evim var, itli bayto. Neyiniz varsa söyleyebilirsiniz o şekilde. İt loh tartein idin. İt loh. Nasıl çeviririz? İdin neydi? İdo. Şimdi bakın arkadaşlar, çoğul yaparken dikkat edin. İdo, birincisi İdo. İdo el demek. İdo. İdo. İde. İde. Çoğul böyle yapabiliriz. İde. Ve aynı zamanda idin arkadaşlar. O da çoğul. İdin eller demek. İdin bu da eller demek. İdin tartein. Bakın tartein. İdin tartein. Tartein neydi? İki. Ha, iki. Tartein. İtlok tartein. İdin. Elin var diyor senin. İki elin vardır. Senin iki elin vardır. Vardır. Ya da senin için iki el vardır. Tabii Türkçe'de pek gitmiyor ama senin iki elin vardır deriz. Evet. Gelelim diğer şeye. İtlo tartein aynin. Nasıl çeviririz? İtlo tarte aynı. Yine aynı şekilde. O kadının değil mi? O kadının. Evet, o kadının. O dişinin. İki gözü vardır. İtlo tarte aynı. Aynı. Yine aynı şekilde. Aynı arkadaşlar. Aynı. 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 Bu da çoğul, aynı. Ve aynı şekilde aynin. Arkadaşlar bu şekilde de çoğul yapıyoruz. Aynin. Reglin de diyebilir miyim ayaklar için? Reglin. Reglin diyebilirsin. Tabii öyle de zaten öyle çoğul yapıyoruz. Reglo, regle, reglin. Evet. Reglin. Onun için evet, iki göz vardır dedik. Evet, itlek geldik. İtli ger kto ve sagi. İtli ger evet kto ve. Kitabım mı var? Evet, benim birçok. Çok kitaplar. Benim için çok kitaplar var. Benim çok kitaplarım var diye çevirebilirsiniz. Yani bunu benim şöyle çevirebilirsiniz. Benim çok
kitaplarım, çok kitaplarım demiyoruz değil mi? Türkçe'de çok kitabım var deriz. Hı-hı. Ama normalde kitabı kitaplar demek. Benim çok kitabım var. Çok zaten çoğul yaptığı için benim çok kitabım var. Hı-hı. Ya da benim için birçok kitap var gibi çevirebilirsiniz veya benim birçok kitabım var diyebilirsiniz. Diğer cümlemiz, 3 dakikamız var. Bikul zıban ger maskine itlihun bikul zıban itlihun amhun itlihun amhun. Miskine dediğin fakirler miydi? Evet, miskinler, fakirler. Her zaman. Kul zıban her zaman. Her zaman. Miskine itlihun. Bakın, iki tane şey var burada. Dikkat edeceksin. İt, le ile it, am, hun. İt, am, hun, itlihun. Am birlikte. Le için. Kul zıban ger meskine itlihun amhun. Biraz şey bir tercüme. Yani şöyle tercüme etmek mümkün. Bakabilirsiniz burada. Her zaman miskinler sizinle birlikte sizin için vardırlar. Bak. Yanınızda miskinler vardır gibi her zaman. Evet. Yani her zaman aranızda yoksullar vardır anlamında da çevirebilirsiniz. Ama burada İtlihun sizin için vardır demek değil mi? İtlihun. Evet. Sizin için miskinler vardır. Yani toplumda bizim bakmamız gereken gariban, fakir falan yok mu? Evet. Ya onlar bizimle beraber yaşamıyorlar mı? Amhun aynı zamanda. Evet, amhun sizinle beraberdirler. Kul zıban ger meskine it. Burada esas şey yapacağınız şey dır. Lihun sizin için vardırlar. Amhun sizinle birliktedirler. Bakın. Birliktedirler. Vardırlar ve birliktedirler. Bikul zıbanı açar mısınız hocam? Bikul şöyle yapalım. Bikul. Kul hepsi demekti değil mi? Evet. Kul evet. Zıban bir de. Evet. Zıban. Bideda. Kul her bu da zaman. Yani her zamanda. Her zaman. Daima her zaman gibi oluyor. Hep olacak. Evet, her zaman. Her zaman diye çevirebiliriz. Her zaman. Şey Latli zabno gibi bir şey zamanım yok diyebilir miyim? Tabii. Lately zabno benim hiçbir zamanım yok. Lately zabno ya da diyez itli kul zıban sabno da diyebilirsin. Benim her zaman zamanım var. Evet. Lightly, itli. Burada ne yaptık arkadaşlar? Benim için vardır cümle kurmada sizin daha rahat kullanabileceğiniz değil mi? Lightly, itli. Ondan sonra it. It yapısı çok önemli. Aslında ikinci öğleden sonra da devam edeceğim. Öğleden sonra biraz metin üzerinden gideceğim. Şey üzerinden. Sözlük çalışması olarak. İtte sözlük çalışması yapacağız. Bunu da bitirelim. İt le tarten kutino kutinyon. Evet, kutinyon. Onun iki gömleği vardır. Tarten. Bu erkeğin iki gömleği. Kotinyon, evet. O erkeğin iki gömleği vardır. Zamanımız bitmek üzere. O zaman cümleyi bitirelim. Hitler toboto sagiyoto. Senin için toboto sagiyoto. Evet, toboto sagiyoto. Senin için, sen dişil burada. Dişil. Senin için çok iyilikler vardır. Hitler toboto sagiyoto. Bir şey diyebilir miyim? Buyurun. Burada sagiyose demememizin nedeni iyiliği. Sagiyoto çoğul. Sayılan. Toboto sagiyoto. Çoğul bu.
Siyome'yi göremedim. Topto, toboto. Okay. Dedim acaba iyilik sayılamadığı için mi tekil? Yok yok yok, sayılır iyilik. Sen ver sayarlar. Tamam. Okay. Toboto, sagiyoto. Sen iyilik yap, sayılır, merak etme. Hatta sayılmaz bile. Sayar, sen iyilik yap. Hocam ben yapıp denize atıyorum. İtli, niye biz görmedik hiç? İtli, itli, rabayto, mahaymino ve hakimo. İtli benim için vardır değil mi? Evet. Rabayto. Büyük. Rabayto. Kahya. Kahya. Mahaymino güvenilir ve hakimo bilge. Rabayto arkadaşlar evi idare eden kişi demektir arkadaşlar. Rabayto, unutmayın. Rabayto, mahaymno ve hakimo. Evet. Mahaymno ehemmiyetten mi geliyor? Yani mahaymno güvenilir. Haymen. İman etmek var ya Türkçedeki arkadaşlar, güvenmek. Haymen ve iman aynı anlama geliyor. Evet, haymen diyorlar. Okay, evet, haymen. İtlo esro zuzin, onun 10 gümüş parası vardır. İtlo o kadının yani. Esro zuzin, zuz arkadaşlar gümüş demek. Esro zuzin gümüş para daha doğrusu. Evet. Sanırım son cümle, diğer konuya geçiyoruz. Evet. Bu da diğer konu. Bu, evet, ona devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bugün bir buçuk saati geçen bir ders yaptık. Yani 3-4 saat yerine geçiyor. Öğleden sonra tekrar saat 1.30'da, tamam mı? Hı hı. 1.30'da devam edeceğiz. Tamam, anlaştık. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun.